Evet arkadaşlar. Geldim Ahmet. Ulan arkadaş, bir canlı yayın yapalım dedik. Sabotaja uğradık galiba. Ne olduysa bizim canlı yayın uçtu. Evet arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Bizim canlı yayın nereye gitti anlamadık. Bir anda böyle uçtu gitti. Herhalde biri sabotaj yaptı bize. Ama sıkıntı yok. Ne yaparsa yapsınlar biz söylemeye devam edeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarımız tekrar davet ediyoruz. Buyursun gelsinler. Türkiye'de define ve definecilikti bugünkü konumuz. İstanbul Üsküdar'dan şu anda yayınımızı yapıyoruz. Canlı yayınımızı. Uğur Elektronik'tesiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Define ve definecilik ile ilgilenecek olan arkadaşlarımız ya da ilgilenen arkadaşlarımız lütfen bizi iyi dinlesinler. Az önce de söylediğim gibi Türkiye'de define ve definecilik yasak değil arkadaşlar. Defineyi kazarak ya da sondaj yaparak aramak yasak. Bakın bu cümleye çok dikkat edin. Gündüz mesai saati içerisinde sit alanı, askeri bölge ve mezarlıklara girmemek kaydıyla elinizde herhangi bir cihazla define araması gerçekleştirebilirsiniz. Ama yanınızda kazma kürek olmayacak, silah olmayacak ve özel arazilere arazi sahibi yanınızda olduğu halde gireceksiniz. Bu şekilde arama gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınır veya taşınmaz kültür varlığı statüsünde olan yerlere de girmeyeceksiniz. Bunun dışında kalan dağ, bayır, orman, mera gibi yerlerde arama yapabilirsiniz. Arama yapacağınız yere dikkat edin. Arama yapacağınız yerde dedektörle veya herhangi bir cihazla bir define araması yapacaksanız, arama yapacağınız yerde daha önce kazılmış bir çukur varsa dikkat edin. Oraya gelen kolluk kuvvetleri o çukuru sizin kazdığınızı iddia edebilir. Bu bir. İki, arama yapacağınız yer sit alanı veya kültür varlığı statüsündeki yerlere en az 700 metre mesafede olacak. 700 metre mesafede olacak arkadaşlar. Bu şartlara riayet ederseniz define aramasını dedektörlerinizle de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında askeri bölge, mezarlık sit alanı, define araması gerçekleştirilmeyecek yerler statüsünde unutmayın. Ama bizim kolluk kuvvetlerimiz ne yazık ki bu kanunları ya bilmiyor ya da eksik biliyor. Buna binaen de siz arazide elinizde cihazla arama yaparken geldiklerinde hemen define arıyorsunuz, hadi bakalım gidiyoruz diyorlar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben bugüne kadar birçok yerde bu işlemi gerçekleştirdim. Hiç kimse bizi alıp bir yere götüremedi. Elimizden cihaz da alamadı. İlla sizi götüreceklerse, ifadeniz alınacaksa gidebilirsiniz. Ama cihazınızı vermeyin. Elinizdeki cihazları jandarma ya da polis tutanaksız sizden alamaz. Ve o tutanağa hangi kanunu ihlal ettiğinizi yazmak zorunda. O zaman ancak teslim edin. Onun dışında teslim etmeyin. İş savcıya kadar gidecek çünkü ondan sonra. Ve teslim ettiğiniz cihazları eninde sonunda alacaksınız. Bunu da unutmayın. Tabi burada ikinci sıkıntı da şu. Cihazlarınız faturasız ise, faturası yok ise ne yazık ki o cihazı geri alamazsınız arkadaşlar. O yüzden cihaz alırken de lütfen faturalı cihazlar alın. Cihazınızın faturasını isteyin. İrsaliye fatura yerine geçmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bazı firmalar ne yazık ki irsaliyeyle satıyorlarmış cihazları. Buna dikkat edin. İrsaliye fatura yerine geçmiyor. Bilginiz olsun. Faturasız kesinlikle cihaz almayın. Evet. Türkiye'de definecilik çok eski bir geçmişe sahip. Ne yazık ki kanunlardaki eksikliklerden dolayı, noksanlıklardan dolayı Türkiye'de definecilik konusu biraz sıkıntılı. Birçok insan bu işi yapmak istiyor. Bakın Türkiye'de definecilik neredeyse bir meslek olarak icra ediliyor.
Belki dünyanın birçok ülkesinde hobi amaçlı yapılıyor olabilir ama Türkiye'de artık bu iş para kazanma amaçlı icra edilir hale geldi. Hal böyle olunca da bu işi yapacak olan insanlar daha dikkatli olmak zorundalar. Korkuyorlar. Korkmalarının sebebi de az önce bahsettiğimiz mesele. Ya Türkiye'de definecilik yasakmış. Arkadaşlar yasak değil. Buna inanmayın. Böyle bir şey yok. Bu kendini arkeolog zanneden, kendini çok biliyor zanneden birilerinin götünden uydurduğu hikaye. Kazmadığınız sürece, bir yeri kazmadığınız sürece hiç kimse sizin elinizden cihazı alamaz. Ama size tavsiyem, lütfen kanunları bilin. Kanunları ezberleyin ya da yanınıza bir şekilde bir kağıt şeklinde bulundurun bu işi yapıyorsanız. Çantanızın bir kenarında dursun bu kanun maddeleri. Ve korkmayın. Kesinlikle korkmayın ama kaba da olmayın. Sonuçta kolluk kuvvetlerinin vazifesi bizi korumak, kanunları icra etmek. O yüzden elinizden geldiğince, diliniz döndüğünce derdinizi anlatın ve elinizdeki cihazları da kimseye vermeyin arkadaşlar. Evet, Türkiye'de şu anda definecilik diye bir uğraş var. Bir meslek diyelim var. Birçok insan bu işi yapmaya çalışıyor. Bu işi yapmak için elinden geleni işte yapmaya çalışıyor. Tabii her şeyde olduğu gibi bu işte de önce bir öğrenme aşaması var. İster cihaz konusunda olsun, ister kanunlar boyutu olsun, kanun boyutu olsun. Sizden ricamız önce öğrenin. Hangi cihazı alacaksınız? Tek para mı yapacaksınız? Derin arama mı yapacaksınız? İşte oda mı arayacaksınız? Şimdi mağara, mahzen, tünel mi arayacaksınız? Yakın dönem azınlıkların gömdüğü, bizim define diye işte bildiğimiz, belirttiğimiz altın gömülerini mi arayacaksınız? Bunu hangi cihazla arayacaksınız? Ne tür cihazlar bu aramaları yapar? Hangi cihazlar ne kadar derine iner? Hangi cihazlar ayrımlıdır? Hangileri iletken yapılarda, maden, mineral yapılarda çalışır? Hangileri çalışmaz? Görüntülemeler gerçekten nasıl çalışır? Neyi bulur? Nasıl bulur? Bütün bunları önceden öğrenmelisiniz. Bunları öğrenirseniz hem bu işi nasıl yapacağınızı hem bu işi hangi cihazlarla yapacağınızı da bilmiş olursunuz. Böylece paranızı da zamanınızı da boşa harcamamış olursunuz. Ne yazık ki şu anda bilgi karmaşası var. Bilgi kirliliği var arkadaşlar. Sosyal medya denen bu argüman var ya, doğru bilgileri içinde barındırdığı doğru, evet barındırıyor, barındırdığı gibi yanlış bilgileri de barındırıyor arkadaşlar. Tabi bu biraz da insandan kaynaklı. Bazı insanlar bu meseleyi de bir geçim kaynağı kabul etmişler ve ya bu işte de uğraşan bir sürü insan var. Bunların da cebinde paralar var. Ya bu paraları bir şekilde alalım diye yola çıkarak yalan yanlış ama Facebook sayfaları ama YouTube kanalları açıp ne yazık ki sizleri yanlışla bilgilendirip cebinizden paranızı almaya çalışıyorlar. O yüzden sizden ricam, lütfen doğru bilgiye ulaşmaya çalışın. Sonuçta aklın yolu birdir. Hemen ilk duyduğunuza, ilk öğrendiğinize inanmayın. Kim söylese söylesin, ben de dahil olmak üzere. Muhakkak araştırın, soruşturun, gidin görün, inceleyin, kurcalayın. Aksini de öğrenmeye çalışın. Ve muhakkak ama muhakkak, özellikle cihaz alacaksanız, firmaya gidin ya da o cihazı bir şekilde kullanan birilerini bulun ve bu cihazın ne olduğunu, nasıl olduğunu öğrenmeye çalışın. Biz Uğur Elektronik olarak elimizden geldiğince bu konuyla alakalı da size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakın biz Antalya'da döşeme altında bir şube açtık. Bu şubenin arka tarafındaki bahçesinde bir test alanı oluşturduk. Bu test alanında gömülü metallerimiz var. Oraya gittiğiniz zaman istediğiniz cihazla, bizim istediğiniz cihazımızla veya varsa sizin elinizde cihazınız onu da götürebilirsiniz. O cihazlarla orada testler yapabilirsiniz. Ve bizim cihazımızı alacaksanız orada Tuncay kardeşimiz size kullanmayı öğretiyor. Bizzat kullanmayı öğretiyor. İkna oluyorsunuz, inanıyorsunuz. Kendiniz kullanıyorsunuz, kendiniz buluyorsunuz, kendiniz tespit ediyorsunuz, kendiniz kazıp çıkartıyorsunuz veya gömüyorsunuz. Bunu yine Türkiye'de ilk defa biz yaptık, Uğur Elektronik olarak.
Hemen burada bir parantez açıyorum. Bakın hala daha bazı kendini bilmezler. Bir şeyler yazıp çizip duruyorlar. Cihazının arkasında durmayan. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde dedektör satıp da arkasında duran tek firma biziz. Bakın, metal dedektörü satıp da arkasında duran tek firma biziz. Biz 2 yıldan uzun bir süre define dedektörle devre alem diye bir etkinlik gerçekleştirdik. Tuncay kardeşimiz Türkiye'yi bir uçtan bir uca en az 3-4 defa turladı. Daha önce bizden cihaz almış müşterilerimizi ziyaret ettik. Sıkıntılarını sorduk. Kullanmayı bilmiyorlarsa yeniden öğrettik. Gerekirse cihazlarını değiştirdik ya da tamir bakımını gerçekleştirdik. Ya bunu sizin o çok büyük firma dediğiniz herhangi bir işle alakalı firmalar daha yapamamışken biz Uğur Elektronik olarak sattığımız cihazların arkasında durduk. Ve şu anda dahi varsa bu cihazlarla alakalı sıkıntınız, arayabilirsiniz, buraya gelebilirsiniz, Antalya'ya müsaitseniz gidebilirsiniz. Ama hani biraz kaba konuşacağım, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Hani ibnelik var ya, ibnelik. İşin içinde ibnelik varsa ona çözüm yok. Biz diyoruz ki arkadaşlar, cihazla alakalı sıkıntınız mı var? Ya gelin, ya arayın, ya da gidin Antalya'ya. Tuncay kardeşimiz orada. Ama sen aramıyorsun, gelmiyorsun, sormuyorsun. Bu cihazın arkasında durmadınız. Nasıl duracağız bu cihazın arkasında? Cihazı alıyorsunuz, kullanma kılavuzunu okumuyorsunuz, videolarını seyretmiyorsunuz, arayıp sormuyorsunuz. Bakın, buradaki müşteri temsilcileri sattığı her makinenin arkasında durmak zorunda. Hangi müşteri temsilcisinden aldıysanız bu adam size bunun eğitimini vermek zorunda. Vermek zorunda. Siz bu adamı araziden dahi görüntülü arayabilirsiniz. Arkadaş, ben cihazı aldım, araziye geldim, ya şunu yapamıyorum, şurada bir sıkıntı var, bana bir anlat demelisiniz, demek zorundasınız. Ama bunları yapmadan cihazın arkasında durmuyor. Nasıl duracağım ben cihazın arkasında? Benim senden haberim bile yok ki. Ne yaptığını bilmiyorum bile. Ya inanın, cihaz sattığımız, 23 yıldır cihaz sattığımız insanların birçoğu ne yazık ki bizden cihazı alır almaz araziye fırlıyorlar. Ya mübarekler, bu cihazda bir teknoloji var. Bu cihazda bir emek var. Bu metal arama cihazı. Metal buluyor bu makine. Bunda bir emek var, bir uğraş var. Yılların bir tecrübesi, deneyimi var. Niye bu kadar basit alıyorsunuz bu işi yani? Ya biz bunu kullanırız. Arkadaşlar, kullanırsınız da ya önce kullanmayı bir talim edin. Bir öğrenin. Ondan sonra gidin araziye, ne arayacaksanız arayın. Ama sen cihazı tam olarak kullanmayı öğrenmemişken elini alıp araziye fırlarsan, la toprak ayarı nasıl yapılır? Zemin ayarı nedir? Metal ayrımı nedir? Çift, mesela bizim bazı cihazlarımızda çift sinyal var. Bu nedir? Bunları tam olarak anlamadan eğer araziye giderseniz bu cihazları kullanamazsınız. Bunlar derin arama cihazları arkadaşlar. Tek para cihazları değil. Toprağa indir kaldır, indir kaldır, salla salla yürü. Bip bip, tamam. Böyle değil. Siz 2 metreden 3 metreden bir şeyler arıyorsunuz. Sizin 2 metre 3 metre dediğiniz şey çok sıkıntılı bir derinliktir. Bakın, şu anda dünyanın o çok meşhur, çok büyük firmalarının bile bu derinliklere inen cihazları yok. Bu derinliklere inen cihazları yok. Niye yok? Demek ki sıkıntı var. Adamlar o derinlikten indirmekte sıkıntı yaşıyorlar. La biz bu konuda tecrübeliyiz. Neredeyse 2,5-3 metrelere indirebiliyoruz bu sinyalleri. Hatta ayrım yaptırabiliyoruz. Ama bu cihazı hafife almayın diyoruz size. Evet, parantezi kapatıyoruz. Tekrar açacağız birazdan. Şimdi konumuza tekrar geri dönelim. Arkadaşlar, eğer definecilik yapacaksanız size acizane bu kardeşinizin bazı tavsiyeleri var. Öncelikle dediğim gibi, definecilik nasıl yapılmalı? Kanun boyutları, cihaz seçimi, bunlar çok önemli. Önce bunları öğreneceksiniz. Ve muhakkak, ama muhakkak, bu işi lütfen kendi bölgenizde yapın. Arkadaşlar, kendi bölgenizde yapın. Bulunduğunuz bölgede bu işi icra etmeye çalışın. Türkiye'nin kuzeyden güneye, doğudan batıya her yerinde define var. Ama gizli, ama saklı, ama var. Siz kendi bölgenizde
Muhakkak bu konuyla ilgili hikayeler, bu konuyla ilgili duyumlar, bu konuyla ilgili belgeler, haritalar veya işaretlere rastlamışsınızdır, önünüze gelmiştir ya da araştırırsanız önünüze gelir. İşte onları değerlendirin. Emin olun daha rahat edeceksiniz. Üçüncü bir konuda define ile, definecilik ile ilgilenen kardeşlerimiz bir kişiden daha fazla gruplar halinde çalışırlar. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi gibi, bazen daha fazla. Size tavsiyemiz, bu grupları oluştururken, yani kendi grubunuzu oluştururken, arkadaşlarınızı oluştururken dikkat edin. Sonuçta kıymetli bir metalin peşindesiniz, bir altın arayıcısısınız siz. Ve bulduğunuz o kıymetli şey veya bulacağınız o kıymetli şey sıkıntı yaratabilir, bulunur bulunmaz. Tabi burada yine bir parantez açalım. Lütfen bu bulma işlerini ruhsatlı kazıyla gerçekleştirin. Ruhsatsız kazıyla sakın bu kazı işlerine girmeyin. O yüzden ekibinizi düzgün kurun arkadaşlar. Düzgün insanlardan kurun. Bugün bir kız verirken bile veya kız alırken bile araştırıyorsunuz. Öyle mi? Ev tutarken araştırıyorsunuz. La bir araba alırken araştırıyorsunuz. Her şekilde araştırıyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızla araştırın. Beraber bu işi icra edeceğiniz arkadaşlarınızla soruşturun. Kimdir bu adam? Nedir? Necidir? Güvenilir mi? Sözüne güvenilir mi? Kendisine güvenilir mi? Yarın sizi satmayacak. Sizi ihbar etmeyecek. Sizi satışa getirmeyecek. Kafanıza bir şey dayamayacak. Canınıza kastetmeyecek. Sonuçta sırlı bir iş bu. Yeri geliyor bazen evde hanımınıza dahi bu sırrı vermiyorsunuz. Ki vermemeniz gerekiyor aslında. Bunu da söyleyeyim bu arada. Kaptırayım. O yüzden ekip arkadaşlarınızı düzgün seçin arkadaşlar. Gerekirse birkaç test yapın üzerlerinde. Bu testten geçerlerse ekibe dahil edin. Yoksa etmeyin. Evet. Bütün bu saydığım şartlara riayet ederseniz define ve definecilik ile alakalı başınızı derde sokmadan bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii biz istiyoruz ki, gönül istiyor ki bir defineci olarak bu kardeşiniz ve bir defineci kardeşlerin de istiyor ki keşke Türkiye'de ruhsatlı kazı işlemleri bu kadar zor olmasaydı. Biliyorsunuz en son ruhsatlı kazı meselesinde bir chat mecburiyeti getirdi. Valilik iznine tabi tuttular ruhsatlı kazı meselesini. Bu aslında işi yokuşa sürmek bize göre. Yani ÇED dediğiniz şey maden ruhsatlarında istenen bir zorunluluktur. Çevreyle alakalı uyumluluk, yani çevrede işte orman mı, işte köy arazisi mi, şahıs arazisi mi, orada bu işler yapılabilir mi ile alakalı bazı devlet dairelerinden, bunun içinde muhtarlık da var, İzin alma mecburiyeti. Evet, burası bu işi yapabileceğiniz bir yerdir gibi izin alma meselesi. Bakın, chat meselesi çok sıkıntılı bir mesele. Tuttular, chat mecburiyeti getirdiler. İşi aslında kolaylaştıracaklarına daha da zorlaştırdılar. Madenciler dahi chat alırken zorlanıyor, sıkıntıya düşüyorlar. Sen şimdi bir tane defineciye ruhsatlı kazı izni al diyorsun, sonra da chat'i dayatıyorsun. Sen şimdi chat'i dayatırsan, adam oraya hem bir para harcayacak, belki de çıkmayacak. Chat raporu olumsuz gelecek. O zaman ruhsat alamayacak. E bu ne demektir? Hadi git kaçak kazı yap diyorsun adama aslında. İşte bu bir sıkıntı. İkincisi valilik izni. Ya abicim valilik ne demek ya? Valide, yani valilikte bize kim izin verecek? Biz şimdi valilikte bir birim kurulacak muhtemelen veya kurulmuştur. Bunun önüne gidecek bu mesele. Şimdi orada 2 tane, 3 tane veya 1 tane adamın 2 dudağı arasındasınız. Evet, buna ruhsat izni verelim, hadi buna ruhsat izni vermeyelim. Neye göre verelim, neye göre vermeyelim? Arkadaşlar, bu konuyla alakalı hala daha Türkiye'de doğru düzgün bir birim yok. Biz Kültür Bakanlığı'na tabiyiz. Yani Kültür Bakanlığı'nın statüsünün veya Kültür Bakanlığı'nın şemsiyesinin altındayız. Kültür Bakanlığı zaten bu konuya soğuk. Sıkıntılıyız. Yani onların nezdinde defineci parantez içinde tarih eser kaçakçısı demek. Bakın ben bu konuyla alakalı
Kültür Bakanlığı'na bugüne kadar hiç göndermişsen 4-5 tane dosya gönderdim. Dedim ki biz defineciler tarihi eser kaçakçısı değiliz. Tarihi eser kaçakçılığı komplike bir sistemdir. Ve bunu bir defineci icra edemez. Bu malzemenin, bu eserin yurt dışına kaçırılması, yurt dışına çıkarılması ya mümkün değil. Hiçbir definecinin yiyeceği nane değil bu. Ama şu da bir gerçek. İşte bu sıkıntılardan kaynaklı defineciler ne yazık ki tarihi eser kaçakçılarına malzeme tedarik ediyorlar. İş rampa yapılınca, kanunlar nezdinde sıkıntıya girince hiçbir defineci de artık ruhsatlı kazı yapmıyor. Ruhsatsız kazıda bulduğu şey ne yapacak bu adam? Yani alıp üstüne oturmayacak. Ne yapacak? Bir şekilde bunu satmaya uğraşacak. Ya müzeye götürecek, ya koleksiyonlara götürecek, ya da tarihi eser kaçakçısına götürecek. Bunu anlatmaktan ben yoruldum. Ya bu ülkenin eserleri yurt dışına kaçırılmasın diyoruz. Bizim çocuklarımız da onları görsünler. Bir şekilde bunları siz muhafaza edin. Alın ya, definecilerden bunları alın. En azından bir buluntu ücreti ödeyin. Şimdi diyor ki bizim arkadaşlarımız, abi müzeye götürüyoruz. Müze diyor 3 kuruş para verin. Koleksiyonerlere götürüyoruz 5 kuruş para verin. Şimdi siz bu insanları bir şeye mecbur etmişsiniz, dayatmışsınız. Sonra tutuyorsunuz defineciler tarihi eser kaçakçısı. Ya defineciler tarihi eser kaçakçısı değil. Ama sanki öyle bir cenderenin içine hapsedilmişiz ki iki ucu poklu bir değnek tutuyoruz elimizde. Müzeye götürsen bir bela, koleksiyonlara götürsen bir bela, tarihsel kaçakçılarına götürsen başka bir bela. Ulan hiçbir şey yapmayıp elinde tutsan ayrı bir bela. Ya düşünebiliyor musunuz? Neleri konuşuyoruz bakın. Ama balık baştan kokarmış. Şu işin kanun boyutunu çözebilseler büyüklerimiz, Türkiye'de tarih eser kaçakçılığı diye bir şey kalmayacak. Emin olun ben definecilerin artık o saatten sonra tarih eser kaçakçılarına malzeme götüreceğine inanmıyorum. Zaten ederini alıyorsa, çıkarttığı bulduğu malzemenin kıymeti neyse alıyorsa, niye bunu götürüp tarih eser kaçakçılarına satma uğraşsın ki? Bu ülkede kalsın. Bu ülkenin müzesi alsın, koleksiyonları alsın. Ne bileyim. Bu ülkede kalsın. Götürür ona satar. Boşuna polisle, jandarmayla köşe kapmaca oynamaz. Ama ne yazık ki böyle bir cenderin içinde şu anda Türkiye'deki defineciler. Tabii biz bunu çözmek için yıllar önce bir dernek kurduk biliyorsunuz. Amacımız şöyle 25-30 bin kişiye ulaşmaktı. Eğer böyle bir sayıya ulaşsaydık belki de bu kanunların bugünkü hali biraz daha farklı olacaktı. Sonuçta bir çoğunluk olacaktık ve bize de birileri bir şey soracaktı. Ve biz de fikrimizi söyleyecektik. Tabii o günkü şartlarda defineciler korktu, sizler korktunuz. O günkü şartlarda bazı kendini bilmez dedektör satıcıları ve onların saz arkadaşları salak saçma söylemlerle ortaya çıktı ve iş bok oldu arkadaşlar. Arkasından Kültür Bakanlığı işte davalar açmaya başladı falan filan. En sonunda biz de biliyorsunuz derneği kapattık. Tabii bizden sonra biz açacağız diyen bir sürü zurnacı çıktı ama onlar da lakırtı olarak kaldı. Hiç kimse bir bok beceremedi biliyorsunuz. Ben beceremeyeceklerini ta o zaman da söylemiştim zaten. Çünkü bunu yapabilmek için hem yürek lazım hem de 6 kilo lazım. Onlarda bu yok. Ha artı bir de para lazım. O zaten hiç yok. Beceremediler, beceremeyeceklerdi. Şu anda dernek konusu askıda arkadaşlar. Hala bazı arkadaşlarımız bana diyorlar. Abi işte tekrar bir dernek kuralım. La kuralım da arkadaş. Yani bu işin o kadar çok sıkıntılı boyutu var ki. Yani o günkü defineciler, o gün işte derneğe üye olan 2000 kişi cesaretli çıktı. 2000 kişi üye oldu. Birçoğu üye olmadı. Niye üye olmadı? İşte bir şey olursa bizim de başımız belaya gider. Bizim derneğimize üye olan 2000 kişiden bir tanesi bu davalara taraf olmadı arkadaşlar. Hiç kimse çağrılmadı. Hiç kimsenin adı o davalarda geçmedi. Sadece benim adım geçti. İşte biz bunu anlatamadık. Korktunuz. Yani insanlar korktular arkadaşlar. Korktunuz. Ha tabii korkunun necele faydası yok.
şu anda çektiğiniz çilenin en büyük sebebi işte bu korku. İnanın siz eğer çalışıp gayret edip almazsanız kimse gelip hadi bu da senin hakkındır diye vermiyor arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Yani ağlamayana emzik vermiyorlar. Anladınız mı? Siz oturacaksınız, oturduğunuz yerde ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam ama bir izin de çıkarsa biz de faydalarınızı anasını satayım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Ben elimi taşın altına sokmuştum. Sadece dedim ki arkadaşlar siz de bir omuz verin. Bir ucundan tutun, kaldıralım. Bu ülkede daha güzel şeyler yapılabilirdi. Bakın şu anda dünyanın birçok ülkesinde dedektör kullanıcıları ne güzel cihazlarını alıyorlar, rahat rahat gidiyorlar, istedikleri gibi arıyorlar. Çıkardıklarını o anda tutanak tutturuyorlar, hemen satıyorlar. Ve paralarını da alıyorlar. Bir tek bizim ülkemizde var bu sıkıntı. Niye var? Sizin yüzünüzden var. Herkes arkasını döner, Nasrettin Hoca gibi herkes çeker giderse bir böyle tek başımızda sap gibi kaldık. İşte sonuç bu. Hala korkuyla bu işi yaparsınız. Ha, yine söylüyorum. Define arayabilirsiniz arkadaşlar. Define aramak suç değil. Ama ruhsatlı kazı yapmak zorundasınız. Şu anda bizim uğraşlarımızdan bir tanesi de ona gayret ediyoruz aslında. Son bir yıldır. Aynı Avrupa'daki gibi veya Amerika'daki gibi, dünyanın başka ülkelerindeki gibi. İşte yüzey arama cihazları ile arama yapılabilme izni. Hani derin aramadan artık geçtik diyelim. O bir şekilde ruhsata tabi. Ama en azından şu tek para cihazları ile yüzey arama meselesinde hani Avrupa standartları bizim ülkemizde de olsun diye bir uğraş içindeyiz. Belli derinliklere kadar arama yapabilelim iznini alma telaşındayız. Bununla ilgili işte çalışmalarımız var. Tabii bu konuyla ilgili pek de yardımınız olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çok da güvenemiyorum aslında definecilere, onu da söyleyeyim. Yani birçok kardeşimiz evet biz arkanda dururuz abi, yanında dururuz abi diyorlar ama birçoğu kaçak güreşiyorlar arkadaşlar. Yani ben aslında şahsım olarak samimiyetsizlikten yakınıyorum burada. Bir samimiyetsizlik var sanki. Tamam, sen yine elini taşın altına sokma. Sen yine git yanın üzerine yat. Sıkıntı yok. Biz bu işin ameliliğini yaparız. Yaptık da zaten. Bakın bu işin bana var ya 5 kuruş faydası yok. Onu da söyleyeyim. Bak 5 kuruş faydası yok. Sırf defineci olduğum için bu işin Türkiye'de çilesini çeken bir adam olarak söylüyorum. Artık bu çileyi çekmesinler istiyorum bu insanlar. Rahat bir şekilde bir şeyler yapabilsinler. Çünkü bu işten birçok insan ümitli. Birçok insanın hayali bir şeyler yapabilmek bu işle alakalı. Hayal kuruyor adam, çocuğunu evlendirmek istiyor, ne bileyim bir ev almak istiyor, rahat bir şekilde yaşamak istiyor, borcunu ödemek istiyor. Sonuçta inanın milli piyangodan daha garanti bu iş. Milli piyangodan daha garanti bir iş bu iş. Bunu birçok defineci çok iyi biliyor. Ama gelin görün ki elinizi taşın altına sokmuyorsunuz. Yani kaçak güreşiyorsunuz. Samimiyetsizlik var biraz. Benim de yakındığım bu arkadaşlar, acizane. Evet, Türkiye'de define ve definecilik. Ahmet soru gelirse yaz. Soruları yaz ki ben de birazdan alacağım o soruları. Türkiye'de define ve definecilik de diyeyim. Arkadaşlar, birkaç boyutu daha var bu konunun. Onları da şöyle hızlıca bir geçeyim. Onları da bir bilin. Belki bizi yeni dinleyen arkadaşlarımız var. Bizi yeni tanıyan arkadaşlarımız var. Ya da defineciliğe, dedektör kullanmaya yeni başlamış olan arkadaşlarımız var. Onlar da bilsinler. Arkadaşlar her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzün de üçkağıtçıları var. Dolandırıcıları var. Haberiniz olsun. Kim bunlar? Birincisi merdiven altı dedektör imalatçıları. Arkadaşlar şu anda Türkiye'de iki tane firmanın Sanayi Bakanlığı'na üyeliği var, kaydı var. Birisi biziz, biri de nokta. Yani bu iki firmanın dışında Türkiye'de Sanayi Bakanlığı'na kaydı olan dedektör firması yok. Yani Türk standartlarına uygunluk belgeleri yok. Verdikleri garanti belgeleri sahte.
Bir tek noktanın ve bizim garanti belgelerimizde Türk standartlarının ve Sanayi Bakanlığı'nın mührünü göreceksiniz. Diğerlerinde yok arkadaşlar. Yani bu adamlardan cihaz aldığınız zaman cihazınız arızalandığında tamir ve bakımını yapmayabilirler. Haberiniz olsun. Hatta gittiğiniz zaman bu adamları da yerinde bulamayabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de ne yazık ki bu şekilde merdiven altı dedektör imal eden insanlar var. Hatta ve hatta imalatçı olmadığı halde ben dedektör üretiyorum deyip ortaya çıkanlar da var. Burada İstanbul'da iki tane var biliyorsunuz. Bir tanesi Ümraniye'de, bir tanesi de Altunizade'de. Bağlar başında. İkisi de bizden çıkma. Bu adamlar başka bir firmaya yaptırıyorlar ve biz üretiyoruz diye satıyorlar arkadaşlar. Bir de böyle bir durum var. En azından çıkıp ya ben falanca firmaya yaptırdım. Benim adıma yapıyor, ben satıyorum da diyebilir. Bu da bir delikanlılıktır, erkekliktir. Bunu dahi söyleyemiyorlar. Haberiniz olsun. Bunun dışında bizim cincilerimiz var. Cincilerimiz var. Tabii o kadar çok cincimiz var ki adamlar sihir çözüyorlar. Yani. Bizim sahte işaretçilerimiz var arkadaşlar. İşaret çözücülerimiz. Dandik. Kendine Ermeni diyen adamlar bile var. Ben Ermeniyim diyor adam ya. İşaret çözüyor parayla. 3. Bizim güvenlikçilerimiz var arkadaşlar. Güvenlik alıyoruz. Genelkurmay'dan emekli paşamız var. İşte Milli ne Vakfı'ydı Ahmet? Mehmetçik Vakfı. Mehmetçik Vakfı'nın işte şu kanadı, bu kanadı, şu bilmem nesi falan. Arkadaşlar sakın ha. Sakın ha. Böyle bir şey yok. Sakın bu adamlara itibar etmeyin. Sakın paranızı kaptırmayın. 4. Bizim uyducularımız var arkadaşlar. Bizim uyducularımız var ki şenlik yani. Para veriyorsunuz bu adamlara, size uydudan çekim yapıyorlar. Tabii bir de uyducularımız var bunlar. Bunlara da itibar etmeyin arkadaşlar. Evet. Her şeyde olduğu gibi bizim sektörümüzün de üçkağıtçıları, dolandırıcıları var. Özellikle bir şey daha vurgulayalım. Sosyal medya. Her şeyde olduğu gibi, her konuda olduğu gibi, her mecrada olduğu gibi define ve definecilik ile alakalı da sosyal medya üzerinden de bir gruplaşma var. Ama Facebook'ta, ama işte YouTube'da, Instagram'da, işte Twitter'da neyse define ve definecilik adı altında işaretler, işte kasa açmalar. Tabii o pointer'la kasa açan dangalaklar da var, onu da unutmayın. Onlar da üçkağıtçı. Sakın ha. Bazı dedektör firmaları bu YouTuber'lara para veriyorlarmış. Bizim cihazlarımızda kasa açın. Ulan açtır kasa. Zaten kendi yaptıkları şey. Tamamen bir kurgu arkadaşlar. O cihazla kasa masa açamazlar. Mümkün değil. Sakın itibar etmeyin bunlara. Bakın sosyal medya dediğimiz işte bu Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da her neyse bu organlar var ya bunların hepsi takip edilir, kontrol edilir. Muhakkak. Ama muhakkak. Devletimiz bunların hepsini takip eder ve kontrol eder. Yüzlercesi, binlercesi hiç fark etmez. Kim, nerede, ne yazmış, nerede, ne çizmiş, ne paylaşmış. Bakın siz şu anda sosyal medyada adınızı, telefon numaranızı, evinizi, arabanızı, işinizi, karınızı, çocuklarınızı, yediğinizi, içtiğinizi, gittiğiniz yerleri ya canlı yayında define kazısı yapıyor adam ya. Tarih eser satışı. Bakın bunlar yapılıyor şu anda canlı yayınlarda. Facebook üzerinden. Arkadaşlar bunlara dikkat edin. Bağıra bağıra söylüyoruz. Biz işte gruplar kuruyoruz. Gruplar içinde kendimiz WhatsApp'tan yazışıyoruz. Siz WhatsApp'ın takip edilmediğini mi zannediyorsunuz? He? Abi WhatsApp takip edilmiyormuş. Lan neyi takip edilmiyor WhatsApp? Benim babamın bir sözü vardı. Devlet 18 yaşındadır oğlum derdi her zaman. Hiç kimse bugüne kadar onun arkasına geçemedi. Arkadaşlar, devlet çok enteresan bir kurumdur. Çok sabırlıdır. Çok sabırlıdır. Bekler. Günlerce bekler, haftalarca bekler, aylarca bekler, hatta yıllarca bekler. Ve bir gün ansızın çöker. Ne olduğunu anlamazsınız bile. O yüzden
Ya biz yaptık oldu. Biz gizli gizli. Arkadaşlar gizli diye bir şey yok. Gizli saklı bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten. Şu telefonu eğer cebinizde taşıyorsanız hiçbir şey gizli değil demektir. Anladınız mı? İnternete girdiğiniz andan itibaren, internete bağlandığınız andan itibaren konuşmalarınız, görüntüleriniz, her şey. Ya geçen gün hanımla oturduk, telefon yanımızda, kapalı konuşuyoruz. Bir şey konuşuyoruz, bir mevzu. Ulan telefonu bir açtım, tak diye konuştuğumuz şey karşıma çıktı. Şimdi hanımla birbirimize bakıyoruz. Ulan arkadaş biri bizi bir dinliyor dedim ya. Evet dinliyor. Aha dinliyor işte. O yüzden ya biz gizli yaptık. Yok arkadaşlar, hiçbir şey gizli değil. O yüzden dikkat edin. Bakın ben ne dedim? Türkiye'de definecilik yasak değil. Bak aleni bir şekilde söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Bununla ilgili 7 tane dava gördüm. 7'sini de kazandım. Eğer Türkiye'de definecilik yasak olsaydı bugün bu kardeşiniz bundan mahkumdu. Ulan en büyük defineci benim. Aleni söylüyorum yasak değil diye. Hadi çıksın bana birisi yasak. Dediler 24 tane iddianame hazırlandı benim hakkımda. Bunların içinden bir tanesi de bu. Yasak değil arkadaş ya. Buyurun yasak olduğunu ispat edin. Kanunlarla yasak değil. Arkadaşlar kazarak aramak yasak. Bakın tekrar ediyorum. Siz metal dedektörüyle arama yapabilirsiniz. Ama sit alanı, mezarlık, askeri bölgeye girmeyeceksiniz. Ama abi ruhsatlı kazı işte şöyle zor böyle zor. Merhum Özal'ın bir sözü vardı. Benim memurum işini bilir diyordu. E artık lafın tamamı deliye söylenir yani. Ne diyeyim? Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Siz de dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Hani öyle saça böyle tarak diyorlar ya. Siz de tarağınızı hazırlayın yani. Yapacak bir şey yok. Ne zaman ki bu kanunlar birisi bir gün çıkar düzeltir, o zaman biz de hizaya gireriz. Ama madem ki düzelmiyor, siz de dikkat edin arkadaşlar. Müzeler orada çıkıp duruyor, koleksiyonerler orada duruyor. Ruhsatlı kazı meselesi orada duruyor. Siz yine elinizden geldiğince ruhsatlı kazıya yönelin, elinizden geldiğince ruhsatlı kazı yapın, kaçak kazı yapmayın ve tarih eser kaçakçılarından da uzak durun. O iş sıkıntılı bir iş, bunu unutmayın. Bu kardeşiniz tavsiye ediyoruz. Ahmet soru varsa hemen i̇şaret söyle. İşaret üzerine. Arkadaşlar işaretlerle alakalı. Bakın son zamanlarda biz yine videolar atmaya başladık. Çok sorulduğu için. Yine videolar paylaşıyoruz sizinle. Bizim YouTube Uğur Kulaç kanalımız var. Uğur Kulaç. Girin yazın YouTube Uğur Kulaç. Bu kanalda neredeyse işaretlerin tamamına yakınıyla alakalı bizim videolarımız var. Lütfen onları seyredin. Yine İşaretlerin Sırrı diye bir kitabımız var. Ahmet linkini yine atsana. Bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Şu anda dijital ortamda indirebiliyorsunuz. Böyle hani matbu olarak da yanınızda taşımaya artık gerek yok. Telefonunuzdan istediğiniz gibi girip okuyabilirsiniz. İşaretlerin yorumlarını oradan öğrenebilirsiniz. İşaret konusu çokça bize soruluyor, çokça dile getiriliyor. Ama biz elimizden geldiğince bu konuyla alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuya da geçen hafta biliyorsunuz Celil Hocam'la bir canlı yayın yaptık. Orada da değindik. Bu arada Celil Hocam şu anda Antalya'da, Tuncay'ın yanında. Yani buradan da onlara selam gönderelim. Hocamın anlattığı sihir ve tılsımlarla alakalı çokça dönüş oldu bize. Hatta rahatsız olan, işte rahatsızlanan, sıkıntı yaşayan insanlar da aradılar. Onları hocamıza yönlendirdik. Bu konuyla alakalı eğer rahatsızlık hisseden, rahatsız olan, işte hastalanmış olanlar varsa, başına sıkıntı gelenler bizimle irtibata geçebilirler. Yine hocamıza yönlendirebiliriz sizler arkadaşlar, haberiniz olsun. O da elinden geleni yapar inşallah. Sihir ve tılsım meselesini hocam geçen hafta anlattı. İnşallah onunla tekrar bir araya geldiğimiz zaman bu konuya yine detaylıca değineceğiz. Haberiniz olsun. Ama tekrar söylüyoruz. İşaret konusunda
hiç kimsenin bugüne kadar anlatmadığı kadar, söylemediği kadar çok bilgiler verdim ben. Sizden ricam, lütfen bu bilgileri değerlendirin. Bizim kanalımız şu anda açık. Girip oradan işaretlerle alakalı, defineyle alakalı, definecilikle alakalı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geçen hafta duyurmuştum arkadaşlar. Bunu bu hafta da duyuralım. Biliyorsunuz yıl sonuna az bir zaman kaldı. Yıl sonu itibariyle yine birçok şeyin fiyatı değişecek. Muhtemel biz de bir fiyat güncellemesi gerçekleştireceğiz. O yüzden yıl sonuna kadar, yani Ocak ayına kadar cihaz almak isteyen kardeşlerimiz varsa bizimle irtibata geçsin. Uğur Elektronik'le irtibata geçsin. Müşteri temsilcilerimiz buradalar. Ahmet, onların da telefonlarını yazsana. Müşteri temsilcilerini de yaz. Eğer cihaz almak istiyorsanız arkadaşlar elinizi çabuk tutun derim. Çünkü yıl sonu itibariyle fiyatlar güncellenecek. Eğer ki cihaz almak istiyorsanız şimdiden belli bir miktar kapora verdiğiniz takdirde fiyatı sabitleyeceğiz sizler için. Yani eski fiyattan alım yapabileceksiniz. Ama yıl sonu itibariyle, Ocak ayı itibariyle artık yeni fiyatlar hayata geçecek. Fiyatlar güncellenecek. Artık o fiyatlardan satışlar yapılmaya başlanacak. Ve etkileneceksiniz. O yüzden tekrar hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Arkadaşlarım beni uyardı. Dediler ki abi Ocak ayı itibariyle biliyorsun değişiklik var. O yüzden müşterilerimize bunu duyuralım. Ben de buradan tekrar duyuruyorum. Arkadaşlar Ocak ayı itibariyle birçok şeyde olduğu gibi bizde de bir fiyat değişikliği gerçekleşecek. O yüzden bizim cihazlarımızdan almak isteyen kardeşlerimiz varsa şimdiden belli bir miktar kapora yatırırlarsa, verirlerse eski fiyattan onları sabitleyeceğiz. Ocak'taki fiyat artışından etkilenmeyecekler. Bunu da duyurmuş olalım. Evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Uğur Elektronik'in cihazını aldıysanız, bakın biz 23 yıldır buradayız. Birçok badire atlattık, birçok sıkıntı atlattık. Ülkemiz birçok sıkıntıyı atlattı, hep beraber atlattık. Ve hala ayaktayız Allah'ın izniyle. Ve inşallah uzun yıllarda Allah'ın izniyle ayakta kalacağız. Bizimle alakalı sıkıntısı olan kim varsa, konu ne olursa olsun hiç önemli değil. Arkadaşlar yeriniz yurdumuz belli. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz, arayabilirsiniz. Bakın bizim internet sitemiz var. ugurelektronik.com. Doğru mu Ahmet? ugurelektronik.com. Bu siteye girdiğiniz zaman bir form bölümü var. Hala duruyor mu yukarıda form? Erişim formu var. Erişim formu. Bakın oraya İletişim. Oraya yazdığınız şeyler direkt bana geliyor arkadaşlar. Ben görüyorum onları. Eğer ki müşteri temsilcisine ulaşamadınız, ilgilenmedi sizde. Konu ne olursa olsun ugurelektronik.com sitemize girin. Bu sitenin üstünde iletişim formu var. Bu formu doldurun. Şikayetiniz neyse, talebiniz neyse, derdiniz neyse oradan yazın, bana gelir. Ben de gerekli birimlerime haber veririm ve ilgilenmelerini sağlarım. Var mı arkadaşlar başka istediğiniz bir şey? Abi işte biz seninle birebir görüşmek istiyoruz. Geliyoruz, seni burada bulamıyoruz. Arkadaşlar, bizim bazı projelerimiz var. 2024 ve 2025 yılı için. Bu projeleri birkaç yıl öncesinden hayata geçirmek için çalışma başlattım. Ve inşallah Allah nasip ederse bu yılın ilk 6 ay içinde bu hayata geçecek. O yüzden hal böyleyken ben çokça fazla burada duramıyorum. Buraya geldiğiniz zaman beni göremememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani birkaç proje var. O projeleri hayata geçirmek için bizzat ben faaliyet gösteriyorum, çalışıyorum. O yüzden de burada çokça duramıyorum, haberiniz olsun. Ne Ahmet? İkincisi de artık biraz da yaşımız 55 oldu arkadaşlar. Bu kardeşiniz artık 55 yaşında. Bir tane de oğlum oldu biliyorsunuz, Ahmet Ali. O da biraz meşgul ediyor beni. Biliyorsunuz bir de evimizi yaptık çok şükür. Başladık oturmaya.
Onun da bazı eksikleri var, onlarla da ilgileniyorum. Haliyle çocuklarımla biraz zaman geçirmek istiyorum. Bir taraftan da şirketin işleri oluyor, onlarla uğraşıyorum. Buraya çokça fazla gidip gelemiyorum. Ya şirketimizi kurumsallaştırdık. Ben şu anda dünyanın neresinde olursam olayım, bilgisayarım yanımda olduğu sürece şirketimin her hareketini, her faaliyetini hem görebiliyorum hem yönetebiliyorum. Yani artık eskisi gibi böyle bizzat şirkete gidip orada durmak, yani kurumsal firmalarda yöneticilerin artık bunu çok fazla yaptığını zannetmiyorum. Çünkü dışarıda ben biraz daha faydalı oluyorum şirkete. Buraya geldiğiniz zaman beni göremememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabii yıllar içinde yediğimiz kazıklar ve darbelerden sonra kurumsallığın ne olduğunu öğrendik, anladık. O yüzden biz de şirketimizi o hale getirdik. Şu anda Uğur Elektronik bir AŞ'dir arkadaşlar. Anonim şirkettir, haberiniz olsun. Bir AŞ'dir Uğur Elektronik ve bünyesinde şu anda bir iki tane daha firması mevcut. Allah nasip ederse inşallah dostlarımız biliyor bizim şu anda neler yaptığımızı. Sizlere de yakında bu konuyla ilgili bilgiler vereceğiz. Evet arkadaşlar, bu kardeşiniz uzun yıllar define ve definecilikle ilgilendi. Hala da ilgilenmeye devam ediyor. Yani birilerinin zannettiği gibi Uğur Kulaç şu anda dinlenmeye çekilmedi. Uğur Kulaç hala defineci. Uğur Kulaç defineciliğe devam ediyor arkadaşlar. Ve devam edecek. Çünkü bu benim mesleğim. Bu benim işim. En iyi olduğum şey bu konu. Ben bu ülkenin bir evladı olarak, bir vatandaşı olarak bu cihazları aslında kendim için istemiştim. Ve şu anda sizin için yapıyoruz. İstiyoruz ki bu ülkenin vatandaşları da, sizler de güzel cihazlar kullansınlar. İstedikleri, hayal ettikleri şeyleri elde etsinler, ulaşsınlar. Elimizden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz Uğur Elektronik olarak. Ama meyve veren ağaç taşlanırmış ya, bizde taşlayanlar oluyor. Hiç sıkıntı yok. Bizim umurumuzda bile değil arkadaşlar. Düşmanı olmayan adama zaten ben adam demem. Yani bir adam çıkıp da benim hiç düşmanım yok diyorsa o adam bir boka yaramayan bir adamdır arkadaşlar. Ahmet ne oldu? Hapşırdı mı? Hapşırdı mı? Düşman olacak arkadaşlar. Adam gibi adamın düşmanı olur. Eğer düşmanı yoksa bir boka yaramayan adamdır bence. Kimseye de faydası yoktur o adamın. Benim de düşmanlarım var çok şükür. Bu konuda mutluyum. Sayılarının artmasını da istiyorum aslında yani. Düşmanlarımın sayılarının da artmasını istiyorum. Hiç de korkmuyorum. Bugüne kadar da korkmadım. Biliyorsunuz ben kendim şahsım olarak da Uğur Elektronik olarak da çok badire atlattık. Çok sıkıntımız oldu. İçimizde hainler vardı. Arkadan vurdular bizi, zarar verdiler bize. Çok şükür hepsini siktir ettik, gönderdik. Şu anda cebelleşiyorlar, kendi dertleriyle uğraşıyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorlar şu anda onlar benim. Daha ben hakkımı onlara helal etmedim. Yani onlarla hesabımız öbür tarafta. Şu anda ben sadece Allah'a havale ettim onları. Mevla hesaplarını bu dünyada görecek. Ama öbür tarafta bende de bir hesapları var. Daha ben haklarımı helal etmedim. Çünkü ben onların ustalarıyım. Çünkü ben onların kısa donla geldiler buraya. Ben eğittim, meslek öğrettim, para kazandırdım ve beni arkadan vurdular. Hala, bakın hala düşman olarak kabul ediyorum onları ben. Ama seviniyorum düşmanlarım olduğu için. Çünkü onların varlığı beni hep canlı tutuyor arkadaşlar, zinde tutuyor. Bir de Ahmet Ali beni zinde tutuyor şu anda. O küçücük çocuk var ya, o küçücük çocuk, o minnacık çocuk beni canlı tutuyor. Bu yaştan sonra abi başına dert aldın. Hayır, dert almadım arkadaşlar. Emin olun, inanın o küçücük can var ya, o küçücük can. Böyle kucağıma aldığım zaman böyle bir kokluyorum bunu. Cennet kokuyor böyle, mis gibi kokuyor. Allah Teala'nın bana emaneti diyorum ona. Bir sarılıyor bana böyle. Tabi de ufak ufak konuşmaya da yeni başlıyor. Şimdi yürüyor pıtı pıtı. Etrafında dönüyorum böyle onun. Beni zinde tutuyor arkadaşlar. Canlı tutuyor. Ve onun için ayakta durmaya çalışıyorum. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz Hamza'yı büyüttük. Hamza artık geldi 30 yaşına.
Kocaman adam oldu, evlendi, barklandı. İnşallah o da baba olacak. İki tane daha kızım var. Onlar da büyüyorlar. Zehra ile Azra. Biri 17 yaşında, biri 10 yaşında. Allah ömür verirse inşallah onlar da büyüyecekler. Onlar da evlenip barklanacaklar. Ben biraz böyle sırayla yaptığım için bir evlenip gitse bile diğer evde kalacak yanımda. En son Ahmet Ali, o benim yaşlılığımın hediyesi. Yaşlılık hediyesi bana. İnşallah Allah ömür verirse onun da büyüdüğünü göreceğim. İnşallah onu da evlendireceğim Allah'ın izniyle. Ben düşmanlarıma inat çok yaşayacağım arkadaşlar. Düşmanlarıma inat çok yaşayacağım. Buradan her hafta cuma günü çıkacağım. Beni böyle görecekler. Ulan yine çıktı bu adam, anasını satayım diyecekler. Ve ben var olduğum sürece onlara rahat uyku uyutmayacağım. Haberiniz olsun. Türkiye'de define ve definecilik ile alakalı kim benim insanlarımı, benim müşterilerimi, benim kardeşlerimi dolandırmak, kazıklamak istiyorsa karşıda benim olacak. Acizane ben onları böyle kılıç gibi keseceğim her zaman. Tabii burada biraz da size iş düşüyor. O yüzden dikkat edin. Dolandırılmayın arkadaşlar. Kandırılmayın. Söylenen her şeye itibar etmeyin. Araştırın, kurcalayın, inceleyin, derinlerine doğru inin. Ya bugün manava giderken bile, pazara giderken bile, bir şey alırken bile dikkat ediyorsunuz. Bir sebze, bir meyve. Ya 30-40 bin lira, 100 bin lira para veriyorsunuz şu cihazlara. Siz de biraz dikkat edin yani. Bizim bu Tuzla'daki meşhur dolandırıcımız gibi, ya abi adam zaten dolandırılmaya müsait, kandırılmaya müsait diyor. Onun duymak istediklerini söylüyorum ben diyor. Bakın, duymak istediklerini söylüyormuş. Evet, sizin duymak istediklerinizi söylüyorlar. Sizin hayalleriniz var ya zihninizde, kalbinizde. Evet, bu cihaz altın bulur. Lan pals cihazları altın bulur diye satıyorlar bu ülkede arkadaşlar. Tek para cihazlarını 2 metre diye satıyorlar. Sizin duymak istediklerinizi söylüyorlar size. Ama gerçek o değil. Ya kurban olayım, şunu Allah rızası için diye araştırın ya. Bakın biz Antalya'yı boşuna açmadık. Gidin oraya. Gidin oraya, gidin oraya, gidin oraya bir bakın. Hangi cihaz olursa olsun elinizde, kimden ne almışsanız gidin orada bir deneyin, test edin ya. Evet, soru var mı Muhammed? Ben burada görüyorum ama tam okuyamıyorum. İşaretliyoruz özellikle. Hem işaret mi soruyorum? Başka bir şey sormadım. Bir abimiz çocuğunu evlendirecekmiş de yasaları hızlı bir şekilde halledelim diyor. Tek tekçilik çıkartmak, tek satmak tekçilik. Serbest. Çıkartmak, satmak hızlı bir şekilde serbest olsun diye daha bunları yapacak. Vallahi arkadaşlar bu yüze yarama cihazlarıyla alakalı aynı Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi rahat bir kullanım imkanı ile alakalı dedim ya, bir çalışmamız var. Bir dosya hazırladık tekrar. İnşallah bunun için Ankara'ya bir ziyarete tekrar gideceğiz. Yani bize öcü muamelesi yapıyorlar arkadaşlar. Bir öcüyüz mü? Yani cüzzamlı muamelesi yapıyorlar. Dedim ya, defineci dendiği zaman işte tarih eser kaçakçılarıyla yan yana anılıyoruz ya ismimiz. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bunun da yine dolaylı da olsa yine suçlusu biziz. Yani sizsiniz. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani sosyal medyada yazılan sizinlere çok itibar etmeyin. O insanların arkasına çok gitmeyin. Onları desteklemeyin. Özellikle şu kasacılar, şu çakma kasacılar var ya, onlardan uzak durun. Bakın hepsi bunların takipleriler. Yakında başlarına bela alacaklar. Haberiniz olsun diyorum size. Evet. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın. Hangi işle uğraşırsanız uğraşın. Lütfen dikkat edin. Dikkatli olun. Her işte olduğu gibi bu işin de bir çıraklığı var, bir kalfalığı var, bir ustalığı var. Her şeye inanmayın, her şeye itibar etmeyin. Kendiniz bizzat bir şeyleri öğrenmeye ve anlamaya çalışın. Deneyimleyin. Ama deneyimlerken de başınızı belaya sokmayın. Sonuçta bir itibarınız var, bir adınız var, isminiz var, bir aileniz var. Ailenizi, adınızı, itibarınızı zedeleyecek bir şey yapmayın. Başınıza bir şey geldiği zaman gebeteniz kirlenir, siciliniz kirlenir, başınıza dert alırsınız. O yüzden insanlara dikkat edin. Etrafınızdaki insanlara lütfen dikkat edin. Herkes dostunuz değil. Herkes sizin iyiliğinizi istemiyor. Emin olun, düştüğünüz zaman kimse yanınızda kalmaz. Herkes çeker gider. Bir tekme daha atarlar size, paldır küldür uzar gidersiniz. O yüzden öncelikle siz kendinizi düşünün.
sizi kendinizi zora sokacak bir faaliyet içinde bulunmayın. Defineyle, definecilikle ilgileniyorsanız, bakın Uğur Kulaç YouTube kanalımız, Uğur Kulaç Facebook sayfalarımız. Biz burada bu konuyu inceden ince, detaylıca hiç kimsenin anlatmadığı kadar anlattık. Girin, öğrenin, yazın. Yarın başınıza sıkıntı gelecek neler var, ne yapmamalısınız, ne yapmalısınız bunları detaylıca öğrenin. Böylece beladan uzak durursunuz arkadaşlar. Çünkü neydi, ne diyorduk? Bilgi güçtür. Bunu sakın unutmayın. Evet arkadaşlar. Öncelikle işinizi gücünüzü boşlamayın. Hangi işle meşgulseniz, mesleğiniz neyse, parayı nereden kazanıyorsanız o işinizi sakın boşlamayın. Evet, define hayali kurabilirsiniz. Define bulacağım, zengin olacağım. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ama işinizi, gücünüzü boşlamayın. Ailenizi boşlamayın. Onları ihmal etmeyin. Kendinizi kandırmayın. Bir şey olmuyorsa, mümkünsüzse, olmayacaksa onu zorlamayın. Siz zorlayınca olur hale gelmez. Ha, zorlayın. Çözüm yolları arayın. Çıkış noktalarını bulmaya çalışın. Ama kendinizi kandırarak bunu yapmayın. Elle tutulur, gözle görülür, delillerle, ispatlarla, mümkün olan şeylerle yapmaya çalışın. Yani borcu borcla kapatma meselesi var ya, sakın böyle bir şeye girmeyin. Ben en çok kendini kandırma meselesine takılıyorum. Kendini kandırma. Ya böyle olur ya. Ya bu adam iyi adam. Abi bu adam dolandırıcı. Bu adamın dolandırıcı olduğunu sen de biliyorsun. Ya bana yapmaz. Yapar abi. Daha önce yapmış mı? Sana da yapar. Seni de dolandıracak. Farkında değil misin? Adam sana vaatler bulunuyor. Bulunduğu vaatler boş. Hikaye anlatıyor adam. Şöyle kazanacağız, böyle yapacağız. Bir bak bakayım adamın şekline, şemaline. Kim bu herif? Kime bugüne kadar ne faydası olmuş? Arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Bakın, çoluk çocuğunuz var, aileniz var. Kendinize yazık etmeyin. Adam gibi dimdik durun. Kendinizi kandıracak şeyler içine girmeyin. Ve kendinizi kandırmayın. İşinizi, gücünüzü ihmal etmeyin, boşlamayın. Ekmek paranızı kazanın. Bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar var. O insanların, bakın, o insanların ahını almayın. Vebalini almayın. Mümkünse bu işi o işle beraber bir yan uğraş olarak yapmaya çalışın ilk başta. Yani tam olarak bu işi profesyonelce öğrenene kadar böyle yapın. Tamamen işinizi gücünüzü bırakıp cihaz alıp araziye fırlamayın. Bakın bunu bir metal dedektörü satıcısı söylüyor. Arkadaşlar işi gücü bırakın, gelin cihaz alın, gidin altın bulun anasını satayım demiyor. İşinizi gücünüzü bırakmayın. Yine gidin arayın bir şeyler. Kanunlar nezdinde tabii. İhmal etmeyin bunu. Ama işinizi gücünüzü de ihmal etmeyin. Çocuklarınızı, karınızı ihmal etmeyin. Yani ikili ilişkilerinizi, sosyal yapınızı da ihmal etmeyin. Evet. Tabii ben de bunları zamanında hata olarak icra ettiğim için söylüyorum. Ben de yaptım bu hataları. Çok şey kaybettik arkadaşlar. Çok şey kaybettik. İnsanlara güvenerek çok şey kaybettik. İtibar ederek çok şey kaybettik. Ya güven denetlemeye mani değilmiş. Biz güvendiğimiz insanları denetlemedik. Öyle bir güvendik ki her şeyimizi teslim ettik. Ama ne yazık ki arkadan vurulduk. Yani kandırıldık. Hainlikle karşı karşıya geldik. O yüzden siz de bunlara dikkat edin. Yanınızda yöremizde kim varsa aynı darbeyi siz de yiyebilirsiniz. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Evet Ahmet, soru yok mu? Soru yok. Gidelim inşallah. Bir dakika. 3-7-9-11 filan onların anlamını soruyor. 3-7-9-11. Nereden öğrenmiş onları? Arkadaş bir sor bakayım. Bu arkadaş bizim cihazımızı kullanıyor ve bir şeyler bulmuş. Öyle bir yorum yazmış. Ondan sonra böyle bir soru sordu. Ne? Alex 17 kullanıcısıymış da bir şeyler de tespit etmiş.
Teşekkür ediyor, cihazı da tamirdeymiş. Sonra da böyle bir soru sordu. Hocam sizden ricam 37911 nedir? Ahmet, onu yazarız ondan sonra. Evet arkadaşlar, bu işle ilgili, yani define ve definecilikle ilgili birçok sır var. İşaretlerle alakalı birçok sır var. Yine sihir ve tılsımla ilgili birçok sır var. Kayıt ve belgelerle ilgili birçok sır ve şifre var. Gömü teknikleriyle alakalı yine birçok sır ve şifre var. Bunların birçoğunu ben anlattım, anlatmaya çalıştım ama bazılarını niye anlatmıyorsun abi diye soruyorlar. Arkadaşlar, bazılarını neden anlatamıyoruz? Anlatmıyoruz değil, anlatamıyoruz. Gerçekten tehlikeli ve sıkıntılılar. Yani bunu anlattığımız takdirde siz bunu yapmaya kalktığınız zaman başınıza bir sıkıntı gelir korkumuz var. O yüzden bunu mümkünse yüz yüze anlatmayı istiyoruz ve anlatıyoruz gelen arkadaşlarımıza. Artık ona bırakıyoruz gerisini. Yani yapar mı, yapmaz mı, yaparsa başına ne geleceğini zaten söylüyoruz. Ve dikkat etmesini istiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün yine bir cuma günü ve canlı yayınımızı yaptık, gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum, Ocak ayı itibariyle cihazlarımızda bir fiyat değişimi olacak. Cihazlarımızdan herhangi birini almak isteyen kardeşlerimiz elini çabuk tutsun. Ya şimdi alabiliyorsa alsın ya da belli bir miktar kapora ödesin ve fiyat onun için sabitlensin arkadaşlar. Bunu tekrar size vurgulayalım. Evet arkadaşlar, bana ulaşmak istiyorsanız ugurelektronik.com sitemizin hemen giriş sayfasında bir iletişim formu var. O form aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben inşallah oradan size cevaplar yazarım. Beni dinlediğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala sizleri ve bizleri, çocuklarımızı ve çocuklarınızı muhafaza buyursun. Her türlü afetten, felaketten, görünür görünmez musibetlerden, insanların ve cinlerin şerrinden, nazardan, büyüden, hastalıktan, kötü ahlaktan, kibirden ve fakirlikten sizleri ve bizleri korusun inşallah. Arkadaşlar, geceniz hayır olsun. Mevla gönlünüze göre versin inşallah. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Önümüzdeki hafta cuma tekrar görüşmek üzere inşallah.